Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzun yıllar emek vermiş iki değerli büyüğümüzün özgeçmişlerini paylaşmak isteriz sizlerle. Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Ali Topuz, 14 Ekim 1932 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Serbest mimarlık yaptığı dönemde yurt içi ve yurt dışında büyük inşaat projeleri uyguladı. İstanbul Belediyesi, İller Bankası ve İstanbul İmar Planlama Müdürlüğü'nde çalıştı. Mimarlar Odası, Merkez Yönetim Kurulu üyesi, İstanbul Belediyesi Meclis üyesi ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. Türkiye Kızılar Derneği, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve Darülacize Yardım Derneği'nde yönetim görevlerini üstlendi. İstanbul Huzurevi ve çok sayıda dernek ve kuruluşun kurucuları arasında yer aldı. Siyasete atılarak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulundu. Topuz, 5 dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçilmiştir. 37. Hükümette İmar ve İskan, 40. Hükümette Köy İşleri, 42. Hükümette ise Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürütmüştür. Evli ve iki çocuk babası olan Ali Topuz'u Allah'tan rahmet, kederli ailesine, dostlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz bir kez daha. Duayen gazeteci ve siyasetçi Orhan Birgit 1927 yılında Kars'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Mesleğe 1945 yılında Mersin Akın Gazetesi'nde muhabir olarak başladı. Sırasıyla Memleket, Ulus, Dünya, Yeni Sabah gazetelerinde çalıştı. Sahibi olduğu Kim Dergisi'nde yazı işleri müdürü, genel yayın müdürü ve köşe yazarı olarak görev yaptı. Cumhuriyet Gazetesi'nde düz yazı başlığı altında haftada 3 gün köşe yazıları yayınlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllarca üst düzey görevlerde bulunan Birgit, 1965 yılında İstanbul Milletvekilliği, 1974 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak görev yaptı. Aynı dönemde hükümet sözcülüğü görevini de üstlendi. Hürriyet Vakfı İletişim ve Eğitim Merkezi'nin kurucu üyesi olarak da etkin çalışmalarda bulundu. Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ile Yürütme Kurulu Başkanlığı da yapan Birgit'e Anadolu Üniversitesi Senatosu'nca Fahri Doktora unvanı verildi. Anadolu, Galatasaray ve Marmara Üniversitelerinde ders, panel, seminer ve konferanslar verdi. Basın şeref kartı sahibi Orhan Birgit bir dönem basın konseyi başkanlığını da yürüttü. Evli ve bir çocuk babası olan Orhan Birgit'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, dostlarına ve tüm sevenlerine bir kez daha sabır diliyoruz. Ve ilk olarak Topuz ailesi adına konuşma yapmak üzere merhum Ali Topuz'un oğlu Sayın Serdar Topuz'u davet ediyoruz. Lütfen buyurun. Sayın Genel Başkanım, bu özel günümüze katılarak acımızı paylaşan değerli Cumhuriyet Halk Partililer ve sevgili dostlar. Ali Topuz'un siyasi kimliği dışında bizim evimizde farklı bir kimliği daha vardı. Baba kimliği. Ancak diğer ailelerdekinden değişik bir babaydı o. O, her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partili bir babaydı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni tüm benliğinde hisseden bir babaydı. Yaşamı boyunca partinin ilkelerine bağlı kalan, ülkesi için daima aydınlık ve demokratik bir geleceği hedefleyen, hiç durmadan çalışan, üreten bir baba. Ulu Önder Atatürk'ün işaret ettiği çağdaşlık ve bilimsellik onun iki ana düsturuydu. Ve biz çocuklarına, torunlarına bıraktığı da
en önemli mirastı. Babam Ali Topuz, ilerlemiş yaşına rağmen bütün enerjisini kullanarak geç saatlere, hatta pek çok zaman sabaha kadar çalışır, araştırır, üretir ve insan olanın toplumsal sorumluluğu hakkında hepimize örnek olurdu. Ondan çok şey öğrendik. Bilginin değerini, ilgi göstermenin kazandırdıklarını, hayata sevgiyle bakmayı, dürüst ve adil olmanın insanlık gereği olduğunu, paylaşmayı, kucaklamayı öğrendik. Şimdi bize düşenin bu doğrultuda ilerlemek olduğu bilinciyle huzurunuzda babama sonsuz teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum. Bugün Ali Topuz ile birlikte uğurlamakta olduğumuz çok değerli siyasetçi Sayın Orhan Birgit için de birkaç söz söylemek istiyorum. Orhan Bey ile babamın yakın dostlukları vardı. Babamın hastalığı boyunca her gün telefon eder ve durumu hakkında bilgi alırdı. Vefat ettiği gün dahi iki kez aramış ve cenaze töreni için düşüncelerini bildirmişti. Kader bu iki dostun yolunu son yolculuklarında da birleştirdi. Her ikisi de huzur içinde uyusunlar. Saygılarımla. Sayın Serdar Topuz'a teşekkür ediyoruz ve Birgit ailesi adına konuşma yapmak üzere merhum Orhan Birgit'in kıymetli eşi Sayın Gülsen Birgit'i davet ediyoruz. Lütfen buyurun. Hepinize hoş geldin diyorum. Sözün bittiği yerin sırasının bana geleceğini hiç düşünmemiştim. Sizler için Bakan Orhan Birgit'ti, Vekil Orhan Birgit'ti, Gazeteci Orhan Birgit'ti. O benim eşimdi, sevgilimdi, hocamdı, arkadaşımdı, dostumdu. Bu kalabalığı gördüğüne ve çok mutlu olduğunu biliyorum. O ülkesine, partisine, halka aşık bir insandı. Sevgili Ali Topuz'un cenazesine katılmayı kafasına koymuştu. Ama bu şekilde yan yana yolcu edileceğini o da istemişti. Demek ki yerleri doldurulamayacak iki duayen sevgili Ali Topuz ve canım eşim Orhan ruhunuz şad olsun. Yolunuz ışık olsun. Teşekkür ederim.